Evet arkadaşlar, şimdiki saatimiz Citizen NJO171E. Çalışma şekli otomatik arkadaşlar. Mekanizması Miyako 8210. Kasa tipi çelik, su geçirmezlik 100 metre. Mineral cam. Katranı siyah. Kordon malzemesi çelik. Kordon rengi gümüş. Üretim yılı 2022 arkadaşlar. Kasa tipi çelik. Kordon malzemesi çelik. Şu anda Citizen saatimizi tanıtıyoruz arkadaşlar. Görüldüğü üzere bayağı da fena saat değilmiş. Şuna baksana ya, bayağı da güzel bir saat yani. Benim bu kadar beklemiyordum ama Miyako 8210 mekanizma arkadaşlar. Otomatik 100 metre su geçirmez. Görüldüğü gibi arkası kapalı, cam yok. Camı da mineral kristal arkadaşlar. Mineral. Bayağı da güzel yani. Uyuyacak. Saatte de güzel gidecek yani. Şuna baksana, bu orada da süper gidecek. Citizen'in saatleri de çok güzel arkadaşlar. Miyako mekanizma bunlar. 8210 olarak geçiyor bu. Belki başka modeller daha değişik olabilir. Görüldüğü gibi. Kordonu da aynı şekilde. Metal. Gümüş rengi arkadaşlar. Görüyorsunuz buralardan ayarlanıyor. Gördüğü gibi fena bir saat değil. Sadece takvim var arkadaşlar. Şu bir de şöyle koyduğun anda süper yakışıyor ya. Şunun bir ölçülerini alalım arkadaşlar. Kusura bakmayın da. Bir şeylerini alayım şuradan. Ölçülerini almak için ağırlık ölçüleri ve de normal ölçülerini alalım. İlk önden ağırlığını çekelim. Şu sıfırlayalım. Bunu bir şöyle koyalım. Kaç gram? 152 gram. 152 gram ağırlığı var arkadaşlar. Metal olduğu için, kordonlu metal olduğu zaman da böyle ağır oluyor biraz. Ama olsun olsun. Fena değil yani. Şimdi şuradan bakalım. Ölçülerine. 43 arkadaşlar. 42.9 43. Lock to lock. 46.5. Kalınlık 11.5. Pim. Pim de arkadaşlar 20-21, burada 21 gözüküyor ama. Ya şöyle yapalım. 20 arkadaşlar. Bayağı da güzel bir mekanizması var gibi geldi bana. Sağda ayarladım. Fena gitmiyor yani. Tabii ki arkadaşlar cihazımız yok. İleride belki cihaz alabilirsek. Abone olun. Büyürsek yani, kanalımız büyürse. Her türlü açar, kapatırız, dayanıklılık testleri bile yaparız. Şu anda yapamıyoruz. Aldığımız ürünler zaten bayisinden istiyoruz yakında. Adam video çekmek için istedim. Kendi yerini çekim yapabiliyoruz. O yüzden fazla uğraşmıyoruz. Kendi aldığım eski saatler olsa parçalarız burada. Görürsünüz yani. Görüldüğü gibi mekanizma, saat katırın. Çok güzel ama benim şu stil hoşuma gitti. Şuna baksana ya. Resmen yani. Tissot, ondan sonra Rolex.
onları benzetmişler. Dalgalı gibi kenarları, oluk gibi böyle çizgileri arkadaşlar. Zoom yapalım arkadaşlar. Var mı yok mu bilmiyorum. İlk kez onu da bir denemiş olalım burada. Bir kapatalım ışığımıza. Zoom yok arkadaşlar. Görüldüğü gibi olmuş olsa zaten yanardı. O sudu çok azdır benim tahminim göre. Yok çünkü bu takım elbiseli gidecek. Klasik saatlerden birisi yani bence. Lum yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir şey gözükmüyor zaten. Bunların fiyatları 4000-4500 civarında gidiyor. 3800-4000-4500 milletin satabildiğini doların geliş ve gidiş fiyatlarına göre yani. İthalatçı firma garantili oluyor bunlar. Aslan saatti galiba bilmiyorum ama onun ithalatçısı aslan mı başkası mı? Görüldüğü gibi arkadaşlar kozun denediğimiz anda bayağı da süper yakışık yani. Ellediğimiz zaman da arkadaşlar iz kalıyor. Onlardan sonra da böyle silmek zorunda kalıyorsun. O yüzden eldivenle kullanmak her zaman iyi. Öyle alışkanlık yaparsanız saatleriniz daha temiz olur, daha kibar durar. Selco 5'den biraz daha onun üst modeli mi? Biraz üst modeli gibi bu Citizen. Selco'lar da Japonya'nın. Bu da Japonya'nın arkadaşlar. Citizen vatandaş demek Türkçesi. Bulova da Citizen'in arkadaşlar. Bulova'nın da güzel saatleri vardı. İsviçre malıydı onlar. Bir ara. Bilmiyorum şimdi ne oldu ne oldu fazla saatte vardır. Olsa da Miyato otomatik vardır ya da Swiss otomatik vardır. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Videolarımızı beğenin, abone olun. Sağ tarafta zil var. Açın. Haberdar olursunuz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hayırlı seyirler. Devam ki. Devamı gelecek arkadaşlar.